CFX.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğba Öz. Bu videomuzda Windows'da klasör resmini değiştirmekten bahsedeceğim. Klasör resmi bir klasörde küçük resim görünümünde döşemeler, orta boy simgeler, büyük simgeler ve ekstra geniş simgeler görünümü görüntülendiğinde gördüğünüz resimdir. Genellikle Windows klasörde listelenen ilk 4 taneden birini otomatik olarak seçer veya Windows varsayılan bir resim gösterir. Bazen klasörü daha kolay tanımak için insanlar klasör resmini değiştirmeyi tercih ederler. Yalnızca Windows 10'da değil de diğer Windows sürümlerinde de klasör resmini değiştirmek mümkündür. Klasör resmini değiştirmek özellikle çok fazla fotoğrafın olduğu klasörlerde görsel bir ipucu ile doğrudan koleksiyonu bulmayı kolaylaştırabilir. Öncelikle size örnek olması açısından ben 3 tane klasör hazırladım. Burada gördüğünüz gibi klasör resmini Windows otomatik olarak kendisi belirlemiş. Bakın içerisinde şu şekilde resimler attım. Gördüğünüz gibi burada kedi resmini gösterirken aslında burada hani ilk görsel başka bir resim. İşte Windows otomatik olarak kendisi belirliyor. Klasör resmini kendimiz belirleyebilmemiz için klasörü seçiyoruz. Sağ tıklıyorum ve özellikleri buluyorum. Özelliklere tıklıyorum. Özelleştir sekmesine geçiyoruz burada arkadaşlar ve dosya seç butonuna tıklıyorum. Bize klasör içerisindeki resimleri gösteriyor burada arkadaşlar. Hangisini klasör resmi olmasını istiyorsak onu seçiyoruz ve aç butonuna tıklıyorum. Sonra uygula ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi görüntülenen resim böyle içerisinde kat kat görünürken sadece tek bir resim olarak görünüyor. İsterseniz tekrar seçelim arkadaşlar. Örneğin burada kedi resmi görünüyor. Çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi içerisinde 8 tane görsel var. Sağ tıklıyorum. Yine özellikler diyorum. Özelleştir sekmesine geçiyorum. Dosya seç diyorum. İçerisindeki resimlerden şu kuş resmini seçiyorum. Aç butonuna tıklıyorum. Uygula ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi kedi görünüyordu. Artık kuşlar görünüyor. Dilerseniz CFX 2 olan klasöre de aynı şekilde değiştirelim. Özellikler, özelleştir sekmesi, dosya seç. Ve buradan şuradaki kedi resmini seçelim. Aç butonuna tıklayalım. Uygula ve tamam. Gördüğünüz gibi artık kedi resmini görselde görebiliyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde yine de bildirimleri alamayabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.